Merhaba ben Bay Anderson. Biyolojideki temel bilgiler serisinin 55. videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biyolojik çeşitlilik. Aynı zamanda bu 55 videonun sonuncusu doğal seleksiyondan başlayarak bu sonuncu videoya kadar olanların hepsini izlediyseniz sizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz bir an önce izlemenizi tavsiye ederim. Lafı fazla uzatmadan başlayalım isterseniz. Evet ilk videoya Darwin ile başladım ve son videoyu da Edward O. Wilson'la bitiriyorum. Edward O. Wilson günümüzün Darwin'idir. Kendisi oldukça ünlü hatta bazıları onu sosyobiyolojinin babası olarak nitelerler. Geçen yıl onunla bir araya gelip kısaca konuşma fırsatım oldu. Buraya İngilizce sitenin linkini koyduğum Türkçesi yaşam asiklopedisi olan bir site hakkında çok heyecanlıydı. Bu onun TED konuşmasında dile getirdiği dileydi. Bu fikir dünyadaki tüm hayatı organize edebileceğimiz bir web sayfasına dayanıyor. Her organizma ve her türe ait bir sayfa açılacak ve bu arşiv sonsuza kadar büyüyebilecek. Onunla konuşmak çok keyifliydi. Küçüklüğünde balık tutmaya çalışırken gözünü yaralamış, oltayı çekerken balık gözüne takılmış. Bu olayın sonucunda da bir gözünde görüş kaybı oluşmuş. Bu sayede ekolojide büyük şeylere değil de genelin dikkatinden kaçan daha küçük şeylere odaklanıyor. Mesela karıncalarla yaptığı çalışmasıyla çok ünlüdür. Kimyasalları kullanarak nasıl iletişim kurdukları ile ilgili çalışmaları var. Ona çok şey borçluyuz. Ayrıca biyolojik çeşitliliğin ve gezegenimizdeki yaşamın önemiyle ilgili de çalışmalar yürütüyor. Sizi videonun sonunda Edward O. Wilson'ın bir sözüyle baş başa bırakacağım ama önce biyolojik çeşitlilikten bahsedeyim. Ekosistemlerin iklimin aynı olduğu büyük alanlar olduğunu söylemiştik size. Aynı zamanda ekosistemler değişen çevre koşulları ile birlikte sürekli değişirler. Çevre koşulları değiştikçe biyolojik çeşitlilik veya ekosistemlerdeki farklılık önem kazanıyor. Özellikle günümüzde insanların çevre üzerindeki etkilerinden dolayı çevre koşulları çok daha hızlı biçimde değişiyor. Biyolojik çeşitlilik dediğimiz şeyin oldukça geniş bir anlamı var ve bunu farklı yollarla izah edebiliriz. Ben Ekosistem biyolojik çeşitliliğinden bahsedeceğim ve kilit taşı türlere değineceğim. Kilit taşı türler özellikle bir ekosistemde diğerlerine göre orantısız bir biçimde önemli olan türlerdir. Diğer bir deyişle bu türleri ortadan kaldırırsak bulundukları ekosistem yok olur. Kilit taşı türlere örnek olarak su samuru ve jaguarlara bir bakalım ama önce biyolojik çeşitlilik ne onu konuşalım. Biyolojik çeşitlilik aslında yaşamdaki çeşitlilik demek. Biyolojik çeşitlilikten bahsettiğimizde mevcut türlerden, genlerden veya gezegenimizdeki ekosistemlerden bahsediyor olabiliriz. Temel olarak yaşamda ne kadar çeşitliliğe sahip olduğumuzu biyolojik çeşitlilikle anlıyoruz. Örneğin Avustralya'daki bu ekosistem orada yaşayan tüm canlılarla dengelenmiş olmalıdır. Tabii burada giderek artan insan faktörü de önemli olacaktır. İklimleri değiştirdikçe ekosistemleri de etkilemeye başlıyoruz. Bu Panama'da yağmur ormanlarında bulunan çeşitli meyvelerin bir fotoğrafı. Yağmur ormanlarına baktığımızda biyolojik çeşitlilikte bir artış görüyoruz. Buna rağmen insanlar biyolojik çeşitliliği azaltacak faaliyetlerde bulunuyorlar. Aslında tarım iyi bir şey. Yiyeceğe ihtiyacımız var ama çoğu tarımsal faaliyetimizi monokültür yani tek türlü tarım olarak bilinen şekilde yapıyoruz. Yani sadece tek bir ürün yetiştiriyoruz. Burası bir zamanlar ormanda ama biz ağaçları kesip yalnızca patates ektik. Bunu yaptığımızda yaşam çeşitliliği olan bir alandaki çeşitliliği azaltmış olduk. Onun yerine sadece tek bir tür olan patatesi yerleştirdik. Türleri azalttık ve genetik çeşitliliği kısıtladık. Bu grafik dünyamızdaki türlerin sayısını ve bu sayıdan bizim keşfettiğimiz kadarını kıyaslamak için çok kullanışlı. Bu tablo yayınlandığı zaman da dünyamızda 9 milyon tür böcek olduğunu ve bunun sadece küçük bir kısmını tanıyabildiğimizi görüyoruz. Benzeri şeyler çiçekler, mantarlar ve diğerleri için de geçerli. Henüz dünyamızdaki türlerin yarısından azını keşfedebildik. Bazı bilim insanları bu sayıyı şuraya kadar götürüyor belki de 30 milyon böcek var ve biz sadece bu kadarını tanıyabildik henüz. Türlerin tanımlayabileceğimizden çok daha büyük bir hızla azaldığı garip bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden biyoçeşitlilik yani biyolojik çeşitlilik oldukça önemli. Bu bölümde değinmek istediğim şeylerden biri az önce de bahsettiğim kilit taşı türler arkadaşlar. Kilit taşı önemli bir benzetme. Buradaki gibi bir kemer düşünün lütfen. Kemerin genellikle yanlarında iki tane sütunu vardır işte bu şekilde ve bu sütunların üstünde bir dizi taş bulunur. Burada gördüğünüz taş ise şurada ortadaki kilit taşı olarak geçer. Tüm bu yapıyı inceleyin. Sağdaki taşlar ve soldaki taşlar hepsi bu taşa dayanıyor. Onun sayesinde bu şekilde durabiliyorlar. Eğer bu taşı kaldırırsam tüm kemer yıkılır. Ekosistemler tam olarak bu kemerler gibi değil ama bir dereceye kadar benzerlik gösterirler. Örneğin jaguar Güney Amerika'daki önemli yırtıcılardan biridir arkadaşlar. Bunun sebebi de Timsahlarla beslenmesi. Hatta jaguarlar yetişkin bir timsahı bile öldürebilir. Kaplumbağalar, geyikler, kapibara'lar, tapirler, pekariler, anakondalar, tembel hayvanlar, armadillolar ve kurbağalar da dahil olmak üzere 87 farklı türle beslenir. Bu durumda geyiklerin nüfusu arttığında jaguarlar daha çok geyiklerle beslenmeye başlayacaktır. Aynı şey Kapibaralar için de geçerli. Dolayısıyla jaguarlar o bölgede türlerin sayılarını kontrol altında tutmaya yarıyor. O halde jaguarları kaldırırsak eğer bu seçici baskıyı yapan kilit taşı türü de ortadan kaldırılmış olur. Daha önemli olduğunu söylemek garip gelse de bu bölgedeki ekosistem için jaguarları kaldırmak sadece kapibaraları kaldırmaktan çok daha önemli bir etkiye sahiptir. Su samurları da kilit taşı türler olarak nitelendirilir. Neden? Çünkü deniz kestanesi ile beslenirler. Deniz kestaneleri de yosunlarla beslenir. Pasifik'teki yosun ormanları su samurları olmasaydı deniz kestaneleri tarafından tüketilirdi. Eğer su samurlarını kaldırırsak deniz kestaneleri coşup yosunları bitirirdi ve bütün bunlara bağlı olarak balıkların da bu yosun ormanlarına ihtiyacı var. Yosunlar balıkların beslenmesinde önemli bir rol oynar. Başka bir araştırma, fok nüfusunda olan azalmadan dolayı orkaların yani katil balinaların yosun yediğini ortaya çıkardı. Bu beslenme değişikliğine büyük ihtimalle insan faktörü sebep oluyor. Yosunlar katil balinalar için pek önemli bir yiyecek sayılmayabilir ama katil balinaların ekosistemdeki etkileri çok büyük olacaktır. İşte kilit taşı tür buna denir. Sizi Edward O. Wilson'ın bir sözüyle baş başa bırakmak istiyorum. 1980'lerde soğuk savaş ve nükleer yapılaşmanın olduğu bir dönemde konuşmuştu. Tüm bunlar bizi riske sokuyor demişti. Doğal ortamları bozulduğu için kaybolan bir gen veya tür çeşitliliğinin düzeltilme süreci milyonlarca yıl sürebilir. Gelecek nesiller bunun için bizi affetmezler. Bir ekosistemin parçası olduğumuzu ve bu ekosistemin kilit taşı türü olduğumuzun farkına vararak çok önemli değişikliklere sebep olabileceğimizi anlamamız gerekiyor. İşte sona geldik arkadaşlar.